Bismillahirrahmanirrahim. Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını kendimi bulduğumdan anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Acı doğruğa alıştığında yalan söylemek değil, gerçeği gizlememek için marifet. Yüreğini elime koyduğunda anladım. Sana ihtiyacım var, gel diye bilmek hiç güçlü olmaz. Gözyaşı gelmez hiç gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğini anladım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu anda tüm Türkiye'de 417 tane gençlik merkezimiz var. 417 gençlik merkezimizin 417'sinde de yaz okullarının açılışı gerçekleştiriliyor. Biz de Kozan'da gençlik merkezimizde yaz kurslarımızın, yaz okulumuzun açılışını gerçekleştirdik. Biz burada sabah 8, akşam 10'a kadar açığız. Elimizde öğrencilerimize, gençlerimize her koşulda yardımcı olabilecek eğiticilerimiz var. Her koşulda derken ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Rehber öğretmenimiz var, sosyoloğumuz var. Biz burada sportif kursların yanında, dartta, masa tenisinde, okçulukta gençlere hizmet ederken bir yandan da onların geleceğe yönelik hayallerine ufuk açıp onlarla birlikte daha güzel bir gelecek hazırlama mücadelesi veriyoruz. Müdürüm, sizi de yanıma alayım. Gençlik Merkezi Müdürümüz Halil Bey'i de yanıma alayım. Şu anda ahşap kursumuz devam ediyor. Moda tasarım kursumuz devam ediyor diyelim, haftaya başlayacak. Onun haricinde robotik kodlama kurslarında hazırlık yapıyoruz. Gelecekteki Teknofest'te hazırız. 17 tane projemizle hazırız. Onun yanında şu anda hemen yan tarafta girişte siz de çekimini yaparsınız. Gençlerimizin sınavlara hazırlandı mavi odamız. Oraya sadece üniversite ve üst gençlerimizi alıyoruz. Onlar çaylarını, kahvelerini ücretsiz olarak bakanlığımızdan içiyorlar. Rehber öğretmenlerimizden, sosyologlarımızdan sıkıştıklarında takviye alıyorlar ve hatta içimizde alanı matematik olan öğretmenlerimiz var. Orada da destekte bulunuyoruz. Bizim bir hayalimiz var Kozan'la ilgili. Biz diyoruz ki bu şehrin çocuklarının tarihi çok çok şanlı ve namlı bir geçmişi var. Bu şehir hep Türkiye'nin dokusuna büyük hizmetler etmiş, İsmet Abdullah'ı yetiştirmiş, Barış Manço'ları yetiştirmiş, Maraşal Fevzi Çakmak'ı buradan vekil olarak Ankara'ya göndermiş. Bu şehrin çocukları şunu çok iyi bilsin, müthiş bir mayası, müthiş bir hamuru var. Yeter ki çalışsınlar, istedikleri her noktaya ulaşabilirler diyorum. Kıymetli basınımıza da sesimizi duyurdukları için burada teşekkür ediyorum. Bütün halkımızı, müdürümüzle birlikte çocuklarını bize yönlendirmelerini istiyoruz. Bizim bir iddiamız var. Diyoruz ki siz çocuklarınızı bize emanet edin. Biz sizin emanetlerinizi önce sizin, sonra ilçemizin, sonra da ülkemizin gururlanacağı fertler olarak sizlere tekrar teslim edelim diyoruz. Bunları da ara ara basından görüyorsunuz. İşte boksta kızımızı Avrupa derecesi yaptırdık. Güreşte sayısız Türkiye derecelerimiz var. Bilek güreşinde dünya ve Avrupa'da derece yapmış gençlerimiz var. Burada da biraz sonra sizler de çekimlerini yaparsınız. Gençlerimizin el emeği, göz nuru ürettikleri ürünler var. Biz sadece sporda değil, bilimde, sanatta ve kültürde de Kozan gençliğinin yanındayız. Teşekkür ediyorum. Yaz okulunun çalışma sistemi hakkında her pazartesi başlıyor.
11-15 yaş arası 25 öğrenci, 15-18 yaş arası 25 öğrenci. Pazartesi okulumuza resmen sistem üzerinden E-Devlet'ten kaydoluyor. Cumartesi mezun oluyor. Her hafta bir yaz okulu, her hafta bir yaz okulu. Bu yaz 500 öğrenci bizden teknik olarak diploma almış olacak. Bu etkinlikler içerisinde sabah sporları var, soğuk hayvanlarla ilgili etkinlikler var. Yeşil beceriler dediğimiz çiçek yetiştirme, tıbbi aromatik bitkiler saksılarımız var. Onlarla ilgili faaliyetler yapacaklar. Değerler eğitimi yapılacak. Dini bilgiler saatimiz olacak. Spor saatimiz olacak. Bunun dışında az önce olduğu gibi her iki dinleyin burada müzik etkinliği var. Her hafta sizi de bu müzik etkinliğimize bekliyoruz. Sayın Müdürüme de teşekkür ediyoruz açıklamalarından dolayı. Bu kısım 8 sınıf 6 gençlerin etüt yaptıkları bölüm. Burada ödevlerini yapabiliyorlar. Kitap okuma halkaları içerisinde bulunabiliyorlar. Gördüğünüz kitapların tamamı Genç Spor Bakanlığı'na ait. Ve hemen açınızı bozmadan şu bölümde mavi oda tabir ettiğimiz gençlerin sessiz odada etüt yaptıkları mekan. Burada da 8 sınıftan büyük olan ve mezun gençler ders çalışıyorlar. Şu kağıdı da burada imal ediyoruz arkadaşlar. Bu kağıdı kağıt hamuru yapıp saptan, çöpten, atık kağıttan ihmal ediyoruz. Ahar denen bir sistemi geçiriyoruz. Üstüne de hat çalışıyoruz. Alttaki Ebru da ayrıca yine bizim eserimiz. Bu şekilde Hüsnü Hat hocamız her gün 5 ile 10 arası buradalar. Hizmet vermeye vatandaşımıza hazırlar. Ve bu bölgedeki tek Hüsnü Hat kursu arkadaşlar. Bu bölgede başka bu kurstan yok. Ahşap işleme atölyemizdeyiz. Yapılan eserleri şurada görebiliyorsunuz. Yine 3 boyutlu görmek isterseniz. Burada yine Hüsnü Hat'la ortak çalışma, bir motosiklet lastiğinden yapılan ya da bisiklet pedalından yapılan. Burada gördüğünüz gibi Hindistan cevizinden yapılan çalışma. Genç merkezin en önemli aktivitelerinden birisi de geri dönüşüm. Geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Geleneklerimizi de çok önemsediğimiz için burada da ahşap atölyemizdeki oyma bağlama standındayız. Bu gördüğünüz çok değerli bir çalışma. Oyma bağlama diyoruz buna. Bir bütünden oluşuyor, yekpare bir gövdeden oluşuyor. Bunun yapıldığı modern aletlerimiz, il müdürümüz sağ olsun aldı, yardımcı oldu. Bu da geleneksel aletlerimiz. Devletin gönderdiği yeterince elimizde emanet verilebilecek genç durumum var. Bu kısma gençler ilk geldiklerinde alalım der vesaire bekleyin diyoruz. Biz müzik kulağını keşfedersek, çocuğun sabırlı olduğunu keşfedersek bir süre sonra ona kendine uygun enstrüman almasını istiyoruz. Yoksa şu an gördüğünüz gibi bütün enstrümanlarımız elimizde mevcut, hizmete hazırız. Evet, burası Avrupa Birliği tarafından döşendi. Bunlar son teknoloji bilgisayarlarımız. Kameraları bu şekilde açıyorum. Kalkıp devirebiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Yine şu şekilde CNC'miz. Teknofest için hazırlıklarımızı görüyorsunuz. Bu etkinliğin en önemli özelliği şu arkadaşlar. Çocuğunuz geldiğinde bunun kodunu sıfırdan yazabiliyor. Sıfırdan bunu icat edebiliyor. Yani şu an bu çocuğun elindeki bütün doneleri alsanız, yeni bir sıfır bilgisayar, laptop verseniz bu çocuk kendi kafasından bunun kodlarını cep telefonuna yükleyip bunu çalışır hale getirebiliyor. Bunlar üstü kapatılacak ve Kasım ayı öncesi yeni biliyorsunuz havaalanı taşınacak. Oradaki Teknofest'te 17 eserle bizi temsil edecekler.